Herkese merhaba. Bugünkü video biraz farklı olacak. Bugünkü videoda sizlere bira koleksiyonumu göstereceğim ve biraz bira hakkında muhabbet edeceğiz. Neden? Melis, böyle bir şey kanalımda daha önceden çekmemiştin. Açıkçası geçen hafta sonu Bilgen bize geldi. Bilgen, eşi Charlie, ondan sonra İbo ve Bahar bize geldiler. İbo'nun craft bira sevdiğini biliyordum. Bilgen'in bira sevmediğini de biliyordum. Ve bilmiyorum, misafir geldiler. Birkaç tane şey ikram ettim onlara. Ondan sonra Bilgen'le konuşurken videosunu çekti kendisi ve sizlerden gelen ilgi beni çok şaşırttı açıkçası. En azından Bilgen'in kanalındaki olan izleyiciler, beni tanıyan aynı zamanda. Melis daha çok böyle bira hakkında videolar çekmeli. Çok bilgisi var. Farklı birolar hakkında konuşmalı falan gibisinden yorumlar geldi. Ve bu beni şaşırttı. Çünkü ne zaman Instagram'da bira paylaşsam duymadığım şey kalmıyor. Üstelik bira, craft bira üstüne bir Instagram hesabım var. Eğer takip etmiyorsanız, etmek isterseniz The Girl With Beer. Linki aşağıda bilgi kutusunda olacak. Ve yeni bir YouTube kanalı açtım. Böyle seyahat ve bira hakkında. Açıkçası buradaki bira kültürü sarhoş olmak için değil. Birazdan daha çok anlatacağım sizlere ama işte Amerika hakkında biraz daha bilmek istiyoruz. Gezdir bizi, göster her şeyi falan. Ve sanırım çoğunuzun bilmediği şey, Amerika'da bira kültürü ne kadar büyüdü. Özellikle bu craft beer denilen şey. Craft bira, yerli bira. San Diego'da sadece, sadece San Diego'da bir şehirde 150'den fazla biracı var. Yani bira üreten, brewery denen yerler var. Bira fabrikası mı artık yani? Efes neyse, Efes'ten 150 tane var. Çok daha küçük oran, çok daha küçük olanlar tabii. En büyükleri San Diego'da Stone. Stone şu anda Berlin, Germany. Almanya'da da bir şubesi var. Ondan sonra ikinci büyük olan Ballast Point. Onun dışında Green Flash var, Alesmith var. Saysam 100 bin tane saymış olurum. Onun dışında Amerika'nın diğer eyaletlerinde de çok çok açılan, çok yeni olan craft biracılar var. O yüzden sizlere bugün onlardan biraz bahsetmek istiyorum ve sizlere koleksiyonumuzu göstermek istiyorum. Bu arada bir de Melis'in gözünün altında ne var? Şu sanırım, bilmiyorum, küçüklüğümden beri olan bir gamze. Eğer merak ediyorsanız. Bu mutfağımda, özür dilerim, ışık herhalde çok yansıyordu ama içerisi biraz karanlık. Şimdi ilk önce sizlere buzdolabımızı göstereyim. Buzdolabımızda IPA'ler var. IPA genelde buzdolabında tutmamız gereken ve aldığımızdan bir iki hafta, bir ay sonra falan içmemiz gereken bira tarzı. Yani taze çok daha lezzetli oluyor. Eğer çok bekletirseniz o tazeliği kaçıyor. Şimdi pek şey yok burada. Hafta yeni bitti. Cuma günü şu anda bittiği için ve genelde hafta sonu alışveriş yaptığım için evde pek yemek yok. Ama birazdan sizlere bundan da göstereceğim. Ama alt tarafta çoğunlukla IPA'lerin olduğu India Pale Ale diye geçenler var. Böyle. Ve bunun içindeki de bira. Ve biraz da şu tarafta var. Ondan sonra şu şekilde oturma odamıza giriyoruz. Hatta şurası oturma odamız. Bu tarafta yemek odası. Evet. Şöyle baktığınızda şu şekilde. Bunlar şarap değil. Bunların hepsi bira. Ve şu dolapta olan refrigerator. Yani buzdolabı. Bunun içinde olanlar çok daha zor bulunanlar ve çok daha bizim için önemli olan biralar. Bunların dışında da offsite storage deniliyor ona. Bir başka yerde sanırım 12 tane kutu daha var şu şekilde. Şu kutuların içinde dolu. Ve her şeyden çok bahsetmeyeceğim. Bunların içi de o dediğim off-site storage'a gidiyor. Bu Belçika'dan
Belçika'da olan bir, Belçika değil mi? Yeah, Belçika'da bir biracı, brewery. Bunu almak biraz zordu. Bu büyük şişeler dediğim o off storage'a gidecekler. Bu taraftakiler her yerden açıkçası. Bazıları Kanada'dan, bazıları Texas'tan. Bu mesela Texas'tan gelen. Bazıları diğer eyaletlerden. Bu California. Bu arkadaşımızın yaptığı biraydı. Yani bu Abnormal markası ama o bir başka yere geçti şimdi. Ondan sonra Lost Abbey mesela California'dan, San Diego'dan. Bu Vermont, ülkenin diğer tarafından. Modern Times, San Diego'dan. San Diego'nun bayağı büyük olanlarından aslında. Ondan sonra bu The Guard'lar. Portland'ın dışarısında Tillamook diye bir şehir var. Kasaba var daha doğrusu. Oraya yakın olan The Guard markasından. Marka diyorum ama yani öyle. Neyse, Jester King. Bunlar da Jester King şöyle. Bunlar da Texas'tan, Austin, Texas'tan. Ve sanırım ilk beni biraya ilgimi çeken bira. Sanırım kalmadı ondan ama ikincisi buydu. Bunlar cherry, vişne. Vişneli bu. Ve burada gördükleriniz ya stout ya da sour. Bu tarz biralar zamanla bazıları daha iyi oluyor. Yani direkt aldığınız gibi içmek zorunda değilsiniz bunları. Ve soğukta tutmak zorunda değilsiniz. Bu oda biraz daha soğuk olabilirdi kesinlikle. O yüzden daha çok önem verdiklerimizi dediğim gibi offsite storage'a getiriyoruz. Bir başka yerde sürekli klimalı olan bir binada. Orada işte kendinize bir oda kiralayabiliyorsunuz. Oda diyeyim, ne diyeyim? Hani bazı apartmanların bodrumu olur ya, orada bodrum mu deniliyor ona? Orada eşyalarınızı tutarsınız. Daha soğuk, daha serin olur. Öyle bir yer. Cellar. Evimizde öyle bir şey olmadığı için oraya getiriyoruz ve aylık bir miktar para ödüyoruz. Gördüğünüz gibi bu sadece benim koleksiyonum değil kesinlikle. Eşimle beraber yaptığımız bir hobi ve çoğu kişinin koleksiyonu bu kadar büyük değil kesinlikle. Biz biraz abarttık diyebilirim. Çok az. Biraz. Şimdi bence bir atalım. Bu odada çekmeyecektim karanlık diye ama açıkçası çok fena değilmiş. Geliyorum. Bu biraları istediğiniz yerden alamıyorsunuz. Yani gidip süpermarkete ya da bakkala gidip alınmıyor. Arkamda gördüğünüz The Guard'lar mesela sadece üretildiği yerde satılıyor. Mesela bu Treehouse. Şu anda en popüler New England IPA tarzlarında olan biralardan biri. Ve Massachusetts isimli eyalette satılıyor. Eşim geçen hafta sonu arkadaşıyla New York'a gitmişti. New York'tayken araba kiraladılar. Massachusetts'a arabayla gittiler. İkisi de bira değilse olduğu için bira alıp geri geldiler. Bu ama biraz daha kolay bulunan Alpine. California'dan. California'da San Diego'nun dışarısında küçük bir şehir var. Kasaba var daha doğrusu. Alpine isminde. Ve orada üretiliyor bu. 3 sene önce Green Flash Brewery tarafından satın alındı. Satın alındıktan sonra biraz daha yaymaya başladılar. İlk önce 50 eyalet içinde satılıyordu. Şimdi 8 eyalete geri döndü. Ve bunun en böyle en West Coast IPA tarzında olan bir bira. Bilgenin videosunda bu iki tarzı karşılaştırarak konuşmuştuk, bahsetmiştik. Ve arkamda o kadar farklı tarz bira var ki, o kadar fark olan şeyler var ki. Burada yani seri yapmayacağım bu kanalda kesinlikle ve bu videonun izleneceğini de düşünmüyorum açıkçası. Ama diğer kanalımda Grow With Beer'de biraz daha böyle detaylı olacak. Bira hakkında olacak ama bu kanalda sadece şimdilik bu ikisini karşılaştırmak istiyorum. Çünkü gerçekten Amerika'da büyük bir
olay. Olay demeyeyim ama bu iki tarzı karşılaştırmak çok yapılan bir şey. West Coast IPA ilk başlayan IPA ve sizlere Alpine'inkini açacağım. Şimdi duet. Şöyle bu tarafta olacak. Ve Haze, dediğim gibi Treehouse şu anda New England style IPA'lerin en fazla böyle en popüler olanı şu son zamanlarda. Ve bunu gösterebildiğim için sizlere çok mutluyum. Bunu da şöyle. İkisi de aynı tarz IPA, India Pale Ale ama baktığınızda çok çok daha farklı. Bunda baktığınızda yani hazy deniliyor buna. Opak değil, opak. Ya yeah, opaque. Transparent değil. Bu biraz daha diğer tarafı görebiliyorsunuz. Genelde bunlar biraz daha böyle resin deniliyor buna. Ağaç tatları oluyor. Yani sanki pine tree, çam ağacı. Çam ağacı gibi kokuyor bazen. Bazen mandalina, portakal soyduğunuzda o koku çıkıyor ya. Tam böyle meyvenin kokusu değil ama soyduğunuzda derinin kokusu geliyor. Hazy IPA'lerde ya da New England IPA'lerde daha çok böyle mango, ananas tatları geliyor. Kesinlikle ananas gibi kokuyor. Bunların içinde hiçbir meyve yok. Bazı biralar meyveli yapılıyor ama bu biralarda meyve yok. Sadece kullanılan bunda yeast deniliyor. Maya sanırım Türkçesi. Hani ekmek yaptığınızda maya koyarsınız. Yeast, yanlış söylüyorsam çok özür dilerim. Onun verdiği koku ve verdiği tat oluyor. Pardon, kokuyorum. Şimdi bira tattığınızda nelere dikkat etmelisiniz? İlk önce rengine bakacaksınız. Böyle fark ederseniz bunun rengi biraz daha böyle altın sarısı. Bu daha çok böyle pale yellow derim buna. Bunun Türkçe'de nasıl derim? Daha sarı. Böyle beyaza kaçan sarı. Köpük gördüğünüz gibi biraz daha köpük isteyeceğim bunun içinde. Köpüğü daha beyaz bundaki. Bundaki biraz daha böyle sarıya kaçan bir beyaz. Egg white. Eggshell. Eggshell ne oluyor? Hani beyaz yumurta var ya, yumurtanın soyu, derisi değil, kabuğu. O şekilde. İlk önce rengine bakıyorsunuz, ondan sonra kokuyorsunuz. Ve ondan sonra tadıyorsunuz. Bundaki tat bana biraz daha böyle mandalina soy derisi gibi. Çünkü bir grapefruit ya da limon kadar şey değil, acı değil. Biraz böyle tatlı. Tatlı değil. Hani bir tatlı şarap gibi tatlı değil ama bir tadı var. Sanki biraz daha yumuşak, biraz daha tatlı bir meyve. Ve genelde West Coast IPA'lerde citrus daha çok öne çıkıyor. Citrus ve işte mandalina, portakal, grapefruit, limon, bu tarz meyvelere citrus fruit deniliyor. Bundaki tat kesinlikle dediğim gibi böyle mandalina soyulması gibi. Duet kesinlikle burada çok beğenilen bir bira. Çoğu kişinin sevdiği ve tercih ettiği bir tarz. O yüzden bu ikisini karşılaştırmak istedim sizlerle. Bu
biraz daha oturduktan sonra sanki peach neydi? Şeftali kokusu var. Şeftali daha böyle tropical, tatildeymişim gibi kokuyor bu. Tattığımda da sanki böyle portakal, pineapple suyu içiyormuşum gibi. Ve genelde hazy IPA'ler daha çok böyle portakal suyuna falan benziyor. Baktığınızda biraya değil. Ve tadı da sanki meyve suyu içiyormuşum gibi. Bunu ilk defa tadıyorum. Ve daha önceden insanların ne kadar çok sevdiğini internetten görmüştüm. Instagram'da zaten herkes bunu son zamanlarda paylaşıyorlar ve neden olduğunu kesinlikle anladım. Genellikle benim tercih ettiğim West Coast IPA oluyor. Bu tarz oluyor ama bu... Çok güzel bu. Arkasını okusam. We're excited that you're holding Treehouse Brewing Company's Hop Saturated Double IPA. Aa, bu iki tane, double yani daha da hoppy olan bir tane. Haze is a soft and dangerously drinkable beer with flavors and aromas of orange juice, fresh peach, and papaya offset with a gentle bitterness. It is intensely flavorful yet well-balanced. Haze is the result of an uncompromising dedication to fresh, progressive, and delightful beer. We hope you enjoy it with laughter, good cheer, and in the company of you love. Of those you love. Son neler demiş? With flavors and aromas of orange juice, portakal suyu, fresh peach, peach neydi? Daha yeni dedim. Şeftali ve papaya. Papaya hangi Türkçeden hangi meyve bilmiyorum ama yine böyle tropical bir meyve. Bir de ne demişti? Haze is a soft and dangerously drinkable beer. Yani yumuşak ama kolaylıkla içebileceğiniz bir bira. Ve dangerously yani böyle şiddet değil. Bilgisayarım şu arada baksam dangerous ne demek? Yani böyle tehlikeli, tehlikeli. O kadar güzel ve o kadar kolay içmesi ki biraz tehlikeli olabilir. Çünkü içinde alkol olduğunu unutuyorsunuz gibisinden bir demek. Demek. Melis, Türkçe öğren ondan sonra bira hakkında konuş. Bugünkü bira muhabbetiniz bu kadardı. Ben bunu içmeye devam edeceğim. Bugün günlerden cuma ve açıkçası günün geri kalan zamanlarını bu videoyu editlemekle geçireceğim ve dinleneceğim. Çünkü hafta yoğun geçti. Aslında hafta çok iyi geçti. Bilmiyorum, çok çabuk geçti. Ama bunu editleyeceğim ben. Ya bira muhabbeti bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Biraz değişik biliyorum ve çok kişinin ilgisini çekmeyeceğini de biliyorum ama eğer ilginizi çekerse dediğim gibi bu bir kanalım var. The Girl With Beer YouTube kanalım. Linkini aşağıda bilgi kutusuna koyarım. Bilgen Tuvalisi kanalı. Onun bahsettiğim videosunu da sizlere linkini koyarım. Sanırım yani çok bilmiyorum bu kadar ilgi alabileceğini düşünmemiştim bir anın. Birincisi, ikincisi Bilgen'in sanırım en çok dislike alan videosu olabilir. Bira olduğu için içinde. Ve onun dışında özür dilerim Bilgen'cim. Ama çeken sendin. Ben çek demedim. Onun dışında yani bu kadar. Böyle şeyler izlemek istiyorsanız bu kanalda yapacağımı düşünmüyorum yeniden. Ama tek başıma içmiyormuşum gibi geliyor bana. Sizler olduğunda. Ve eğer alkole karşıysanız ve bu videoyu izlediyseniz yorumlarınızı bekliyorum. Well, başka diyecek well başka bir şey. İngilizce Türkçe yine karışıyor. Başka bu videoda diyeceğim bir şey yok sanırım. Benden bugünlük bu kadar. Şerefe.